Atiye Bey. Cumartesi pazara bağlı gece akaryakıtta çok ciddi bir zam yapıldı. Yaklaşık 5-6 lira. Ya. Ne diyorsunuz? Valla yani tereddüt ettim çünkü söyleyeceklerim izleyicilerin muhtemelen hiç hoşuna gitmeyecek. Ve ee, beni gördükleri anda suratıma yumurta veya çürük domates atacaklar tabii o zamana kadar yumurta veya çürük domates satın alabilecek kadar paraları kalırsam. Bu zamlar hepimizin canını yakıyor ama bir yandan da sermaye çevrelerini ve iş dünyasına Erdoğan'ın acı ilacı önce kendi yutmaya hazır olduğunu gösteriyor. Çünkü bunlar yerel seçimlere de etkisi olabilecek kadar yüklü ve halkı fakirleştiren zamlar. Bunların gelmesi şarttı. Ee, sebebi de şu. 1.1 trilyonluk ek bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edildi. Bir önceki turdaki vergi zamları en fazla 300-350 milyar lira hasılat elde eder. Aradaki farkı nasıl kapatacaksınız? İki yolu, üç yolu var. Bir, KKM'yi TCMB kaka aldık bir miktar para basılacak. İkincisi, yani bütçe giderlerinden tasarruf edeceksiniz. Onu yapmıyor hükümet. Dolayısıyla gelirleri arttırmak zorunda. Üçüncüsü de hiç borçlanma eğer bu ÖTV artışları yapılmasaydı bankalar önümüzdeki bir yılda takriben 500 ile 600 milyar dolar ek, ek borcu finanse etmek zorunda kalacaklardı. Ha bunu yapamazlar mı? Yaparlar. Kaynakları var ama o zaman Türkiye'de tek lira kredi bulamazsınız. En azından Sayın Cevdet Yılmaz da söyledi. CDS primleri Türkiye'nin gerek kamunun gerek özel sektörün yurt dışında rahat makul fiyattan borçlanmasını sağlayacak düzeye ininceye kadar bu zamlarla yaşamak zorundayız. Bir kez daha tekrarlıyorum. Zaten herkes söylüyor. Böyle yapmak zorunda değildik. Yani servet vergisi işte ek gelir vergisi yapıldı ama bireyler üzerinde daha çok çalışması, vergi tahsilatının yükseltilmesi, bu aptal vergi haflarından bahsedilmesi, şey vazgeçilmesi gibi binlerce yol vardı. Ama burada da tabii işte demokrasinin Zaaflarından biri ortaya çıkıyor. Ee, Erdoğan anladığım kadarıyla son seçimlerde e, düşük gelir grubuna mensup e, AKP'li vatandaşların ne yaparsa yapsın e, ona oy vereceği kanaatine hasıl olmuş. Buna karşılık seçim finansmanında çok önemli rolü olan e, iş dünyası çok daha nazlı. Bu yüzden de maalesef yük e, fakirlerin sırtına biniyor. Halbuki 1994'te yapıldığı gibi ciro vergisi, bankalardan, mevduat üzerinden veyahut da varlıklar üzerinden vergi ya da bir sefere mahsus resmen geliri ne bileyim 1 milyon liranın üzerinde olanlardan %10-15 vergi ek ihtas edilerek e, bu sorun çözülebilirdi. İşte burada siyasi tercihler ortaya çıkıyor. Erdoğan maalesef o konuda yanlış yaptı bence. E, belki de muhalefetin dağınıklığına güvenmişti demişti ki muhafetten bir şey olmaz zaten. Ben bu seçim, <laughs> yerel seçim ağırım demişti. Olabilir tabii ki. Bir de şunu söyleyeyim. Doğru. Doğru. Bir de şunu söyleyeyim. Ozan Büngö, vergi konusunda oldukça uzman bir isimdi. Onun bugün sabah attığı tweet'e göre ÖT, doğalgazda ÖTV 3 katına çıkartılmış. onu da söyleyeyim. Yani doğalgazda da KDV %20 olmuştu geçenlerde. Doğalgazda yükseltilmişti. Şimdi de ÖTV 3 katına çıkartılmış. Onu da söyleyeyim. Peki şöyle söyleyeyim, şunu sorayım. Devam edecek mi bunlar? Yoksa bitti mi? Valla bu sorunun cevabını ancak yıl sonunda veririz. Sebebi de şu. Türkiye'de en önemli sorunlardan biri geriye dönük endeksleme. Şimdi bütün bunların enflasyona bir etkisi olacağı kesin. Yani matematik hesaplarında bile 4-5 puan yükselecek enflasyon bu zamlardan sonra. Siz aldığınız diğer tedbirlerle sene sonuna kadar enflasyonu baskılarsanız Yeni yılda vereceğiniz zamların da oranı düşer ve daha fazla gelir toplamak zorunda kalmazsınız. Ama para politikasında yeteri kadar kararlı hareket edemezsiniz ve mesela kredilerin daralmasından dolayı ekonomi yavaşlamazsa o zaman talep devamlı fiyatları yukarı çekmeye çalışacak. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ekonomide doğru tedbirler alınırsa örneğin sene sonunda TÜFE yıllık bazda %30'a düşer. Sene başında asgari ücret ve diğer e, mecburi ücret ve gelir zamları oranı çok daha düşük olur. Böylece yavaş yavaş e, iyi huylu bir spirale gireriz. Yok para ve bütçe politikasındaki tedbirler yetmez de enflasyon sene sonunda 50-60'a çıkarsa bir kez daha zam yapacaksınız. Bir kez daha vergiler yükseltilmek zorunda kalacak. O yüzden e, yani Türkiye'nin ben... Sayın Erdoğan'ın attığı adımları takdir ediyorum. Benim beklentilerimin çok ötesinde. Ama Türkiye'nin darboğazdan çıktığını söylemek için çok erken sadece zaman kazandık. Bu hiç körfez parası ile falan olacak bir şey de değil. Yani muhakkak politikaların daha rasyonel hale gelmesi ve Eylül'de açıklanacak orta vadeli programda da gider kısıntıları konusunda çok somut bir yol haritasının ortaya koyulması gerekecek.